Time Ofis Mobilyaları Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sunar. <Sessizlik> <Sessizlik> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü sevgili kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain bu akşam da Ramazan derslerimizde artık Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. Efendim her gün bir güzel ameli, bir güzel ahlaki değeri sizinle paylaşmaya gayret ediyorum. Bugün de günaha buzd etmemek, günahka efendim günahkara buzd etmemek, günaha buzd etmekle ilgili bir eee efendim anekdotla bir hatıra ile asr-ı saadetten bir güzel örnekle bu akşamki sohbetimize başlayalım diye arzu ediyorum. Adamın biri bir günah işlemişti de efendim güzel sözleri ve azlarıyla efendim ünlü olan Ebu Derda Hazretleri oradan geçiyor. Efendim o günah işleyene yanındakiler arkadaşları hakaret ediyorlar. Efendim ona kötü sözler söylüyorlar. Efendim Ebu Derda Hazretleri o hakaret ettiğiniz adamı bir çukurda görseydiniz tutup çıkarmaz mıydınız diye sordu ona böyle ileri geri konuşanlara. Orada bulunanlar dedik elbette çıkarırdık yani. Öyleyse bu kardeşinize hakaret etmeyiniz. Bunun yerine Allah Azze ve Celle sizi böyle bir günahtan korudu, tuttu, böyle bir şeyden sizi muhafaza ettiği için Allah'a hamd ediniz dedi. Yani böyle güzel bir nasihatte bulundu. Adamlar şaşırdılar taboruda bulunanlar. Yani şimdi sen bu günahkara buz etmiyor musun diye sordular da bunun üzerine o bilge sahabi efendimiz Ebu Derda radıyallahu anh dedi ki ben ona değil işe işlediği günaha buz ediyorum. Yani efendim yaptığı işten vazgeçince o oh yine benim kardeşimdir bağrıma basarım. Yani işin özü şu aziz kardeşlerim. Hani düşün ki elinizde 22 ayar bir altınınız var. O altın çamura ya da pisliğe bulaşınca değerinden bir şey kaybeder mi? Etmez. Ama o anda o görüntüsüyle kötü bir haldedir. Yani onu alıp silmeniz, temizlemeniz gerekir. İşte yaptığımız tövbe ve istiğfarlar da altının çamura ya da pisliğe bulaşması gibi oluyor. Özü itibariyle o 22 ayar altın yine altındır. Altınlığından bir şey kaybetmez. İnsandır, Müslümandır. Yani işlediği günah onu kirletmiştir. O kirini yıkadığınızda giderdiğinde yine tertemiz pırıl pırıl olur. Böyle bakmak lazım. Ama insanoğlu aciziz, gafiliz. Böyle efendim bir kardeşimiz bir hata kusur ettiğinde ne yapıyoruz? Hemen ona kızıyoruz, buz ediyoruz. Selamı sabaha kesiyoruz. Bu Müslümana yakışan bir tavır değil yani. Aynen altın misalinde olduğu gibi yani bir kardeşimizin ayağı sürçtüğünde çamura bulaştığında onun o çamurluğunu yıkamak, paklamak, temizlemek Müslüman kardeşler olarak bize düşer ki önemli bir şeyi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir kardeşinizin kusurunu ayıplarsanız ediyor sevgili peygamberimiz Allah o kusuru size işletmeden canınızı almaz diyor. Yani ayıplamayacağız. Yani beşerdir, şaşar hepimizin başına gelebilecek şeyler. Yani bugüne kadar şöyle bir dönüp bakalım. Kendi halimize işlediğimiz kimseciklerin bilmediği, sadece Rabbimizle aramızda olan günahlarımızı şöyle bir göz önüne getirsek, yani başkalarının günahını görür müydük? Başkalarının günahına bakma cesaretimiz olabilir miydi? Yine öyle buyuruyor büyükler. Yani kendi kusuruna, günahına baksaydın, başkalarının günahına bakacak mecalin kalmazdı. Yani biz maalesef kendi hatamızı, kusurumuzu unutuveriyoruz. Başkalarının günahıyla uğraşmak hoşumuza gidiyor. Şeytan öyle gösteriyor. Şeytanın en büyük vazifesi nedir hocam deseniz? iki mümin arasına, Müslüman arasına fitne sokmak. Onları birbirinden ayırmak, daraltmak, gücendirmek, aralarına fitne fücur sokmaktır. İşlediğimiz günahlar elbette günahı tasvip edemeyiz. Elbette o kardeşimizin o hatasını onaylayamayız. Tak efendim bundan dolayı o günaha kızar da o günahtan o kardeşimi nasıl arındırabilirim, koruyabilirim, tutabilirimin ya da onu onda nasıl kurtarabilirimin hesabını yapmamız gerekiyor. Ebu Derda radıyallahu anh Efendimizin yaptığı gibi. Yani düşseydi o kardeşiniz bir çukura siz onu çıkarmayacak mıydınız? Yani o çukura düşünce düşün ki işte gemide seyahat ediyorsunuz. Efendim bir kardeşiniz günahkar bir kardeşiniz. Yani o anda güverteden aya sürçtü cüp aşağıya düştü. Yani yüzme de bilmiyor, çırpınıyor. Yani bu günahkar da de defolup gitsin, boğulsun orada diyebilir mi? Vicdanı olan hiç kimse asla demez. Yani herkes orada hiç tereddüt etmeden yüzme bilenler, bilmeyenler herkes o kardeşini nasıl kurtaracağımın derdine düşerler. Yani fiziki bedenini, canını, kurtarmak için gayret eden insanlar niye bir kardeşinin ebedi hayatını kurtarmak için aynı gayreti göstermez değil mi? Yani bu konuda efendim gayretli olacağız. Yani kurtulma yoluna girmiş olan her bir mümin kardeşime yakışan efendim en güzel davranış nedir? Günaha düşmüş kardeşinin elinden tutup onu o günah bataklığından kurtarmak altın misalinde olduğu gibi onu temizleyip kurulayıp yine efendim eski güzel halinde ondan istifade etmeye çalışmak Müslüman'a yakışan bir tavırdır. tavırdır. Yüce Rabbimiz efendim ayet-i kerimede Nur Suresi'nin efendim 22 ve 23. ayetlerinde 19 23 24. ayetlerinde şöyle efendim buyuruyorlar. mealen kötülüğü aklından geçirmeyen iffetli mümin kadınlara iftira edenler dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir onlar için büyük bir azap vardır diye Rabbimiz uyarıyor. Yani iffetli bir kadına hele bir de böyle iftira atmak ona efendim yani günahın en büyüklerinden ve büyük bir azaba e, sevk eden davranışlardan bir tanesi. Bugün toplumda maalesef böyle kızgınlık anında söylenen cümleler var ki o ile başlayıp devam eden cümleler ne kadar tehlikeli. Yani iffetli bir kadına e, bilinçsiz olarak bile olsa böyle bir sözü sarf etmek yani kişinin kendine yapacağı en büyük kötülük. Yani e, günahkara bile söz söylemek doğru değilken hiç günah işlememiş birine böyle bir iftirada bulunmak yani Allah muhafaza çok tehlikeli bir durum Mümin erkekleri ve kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler iftira etmiş ve bunun günahını yüklenmiş olurlar diyor Asap suresinin 58 ayetinde mealen Yüce Rabbimiz yani e, bu da Efendim e, günahını o kardeşinizin günahını yüklenmiş hammallığını yapmış olursunuz Rahmetli hocamız öyle derdi. İlla böyle efendim birine iftira atacaksanız yani günahını yüklenecekseniz bari annenize babanıza yapın da başkalarının günahının hammallığını yapmayın. Annenizin babanızın günahını yükleyin, yüklenin diye böyle takılırdı. Yani maalesef şeytan boş durmuyor. Yani herkesin bir yumuşak karnını bulup oradan onun amellerini perişan etmek, ahiretini mahvetmek için fırsat kolluyor. Yani biz şu dilimizi tutmayı öğrenebilsek bu mübarek Ramazan-ı Şerifte aziz kardeşlerim inanın çok büyük bir hayrı kazanmış elde etmiş olacağız. Yani ne geliyorsa başımıza şu dilimizi Efendim usulünce kullanamamaktan geliyor. Hani bundan önceki derslerimizde paylaştığımız gibi bu dili Kur'an tilavetinde, efendim duada, zikirde, tesbihte kullansak bahtiyar bir adamız. Yani ne mutlu bize. Çok hayırlı bir şey yapmış oluyoruz ama iftirada ve başkasının günahını konuşmada kullandığımız zaman bu dil bizim aleyhimize çalışıyor, bizim kuyumuzu kazıyor, bizim ateşimize yakıt efendim taşıyor. Yani bugünün doğal gazı mıdır, petrolü müdür, yani neyse yani kütük müdür, yani bize ateş taşıyor. Dolayısıyla dilimizi korumayı öğrenebilirsek şu mübarek Ramazan'da en büyük hayrı yapmış oluruz. Ya hayır söyle, ya sükut et diyor ya hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sükut etsin diyor. Sadece bunu başarmak Öyle bugünden yarına olu verecek bir şey değil. İyi bir ustanın elinde efendim çıraklık yapmak, kalfalık yapmaktan geçiyor. Yani en kolay bu işleri kazanmanın yolu bir mürşidi kamil, bir usta, bir efendim salih kul, muttaki bir alimle böyle yoldaşlık eder, arkadaşlık ederse insan bunu kolay kazanabilir. Niye? Onun yanında diline, gölün, gönlüne sahip olmaya çalışır. Dilini korumayı efendim kendine prensip edinir. Yanlış yaptığında e, o yanındaki mutlaki alemin halinden, tavrından anlar rahatsızlığını. Böyle e, kaşı çatılmıştır. E, yüzü düşmüştür. Ha, anla ki de, demek senin bu halinden memnun kalmadı. Daha da anlamadın. Yani o halden bu defa usulünce anla, e, efendim izah eder. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yanında, huzurunda yanlış yapanları doğrudan incitmeyecekler etmemek adına ne oluyor bazılarına ki şöyle şöyle işler yapıyorlar bu hoş değildir diye böyle isim vermeden o fiili efendim nazara vererek o fiilin yanlışlığını ortaya koyarak ondan insanları sakındırmaya çalışırdı. Hem o fiili işleyeni incitmemeye hem de o yanlış fiili ...efendim e, yanlışlığını ortaya koyarak diğerlerinin öyle bir yanlışa düşmemeleri noktasında uyarıda bulunurdu. Bugün de bu manada böyle güzel dostlara, yoldaşlara, mürşitlere ihtiyacımız var aziz kardeşlerim. Yani ahlakımızı düzeltemeden bu dünyadan göçersek büyük bir kayıp içerisinde olacağız. Ebedi hayatımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan <laughs> bu mübarek Ramazan ayı Kur'an ayıdır malumunuz. Kur'an'ın yüzde doksanı, doksan belki biraz daha fazlası iman ve ahlak esaslarını içerir. İmanını kemale erdirememiş, ahlakını tezgin edememiş, güzelleştirememiş bir kimse maalesef efendim, büyük bir kayıptadır. Kur'an'ın yüzde yetmişini, seksenini, doksanını efendim, elde edememiş, yaşayamamış bir kimsedir ki bu gerçekten büyük bir kayıptır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre de bir müslümanın şerefine dil uzatmak en büyük günahlardan biridir. Evli, namuslu, saf ve temiz kadınları iffetsizlikle suçlamak tıpkı Allah'tan başkasını ilah yerine koymak gibi efendim haksız yere adam öldürmek gibi büyük bir suçtur. Böyle bir iftira insanı mahveden yedi günahtan biridir diyor. Onun için başkasının ayıbını ortaya çıkarmayıp mümkün olduğu kadar örtmelidir. Bir kimsenin ayıbını örten kıyamet gününde kendi ayıplarının da örtüleceğini bilmelidir. Biz ayıp araştıran, kusur araştıran değil, ayıpları, kusurları örten olacağız. Bazen böyle zaman zaman kardeşlerim yazıyorlar. Efendim, e, hocam eşimin e, mesajlarını karıştırdım. Efendim, işte e, başkalarıyla yazıştığını gördüm. Şöyle yaptığını gördüm, böyle yaptığını gördüm. Ondan sonra e, hocam bu beni aldattı, bu bana şöyle yaptı. E, Kızılca kıyameti koparıyorlar. Ben de o kardeşlerime hep şunu söylüyorum. Sana eşinin ayıplarını araştırma görevini kim verdi? Yani sen efendim e, e, casus musun? Yani eşinin hakkında casusluk mu yapıyorsun? Yani güven bittiyse yani çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Bir. İki. Efendim herkes hesabını Allah'a verecek. Günahını alenileştirmedikçe günahını alenen işleyip savunmadıkça bir kimsenin günahının peşine düşmek, efendim onun hakkında ileri geri konuşmak Müslümana yakışan bir tavır değildir. Yani o Allah'a verecek hesabını, günahı Allah'la arasındaysa onu araştırmak, casusluk etmek, faş etmek, başkalarına duyurmak kendimize yapacağımız en büyük kötülüklerden birisidir. Biz Ayıp örtücü olacağız. Sederül uyuptur Allahu Teala. Ayıpları örtücüdür. Eğer ayıplarımızı örtmeseydi Allahu Teala. İşte her günahımızı şöyle alnımıza yazı verseydi ya da kapımızın girişine o efendim e, manşetten yazılsaydı günahlarımız hangimiz insan içerisine çıkabilirdik? Yani e, gönlümüzden geçenler acaba gösterilseydi başkalarına, başkalar hakkında düşündüklerimiz insan içine çıkacak mecalimiz kalır mı? Ama Rabbimiz efendim merhametliler merhametlisi bizlere acıyor, bize mağfiret ediyor, bizim günahlarımızı başkalarına etmiyor Dolayısıyla Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak isteyenler ne yapacaklar? Günahları örtücü, efendim gizleyici, başkalarına efendim casusluk etmeyen kimseler olacağız. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslümanların birbirine nasıl davranması gerektiği konusunda bizlere şu ölçüleri veriyor. Birbirinize haset etmeyiniz. Al, almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Yapılan pazarlığı bozup kendi malınızı satmaya kalkmayınız. Ey Allah'ın kulları, böylece kardeş olunuz. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez, ondan yardımını esirgemez ve onu küçümsemez diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim uyarıda bulunuyor. Allah'ın elçisi sözünün burasında göğsüne işaret ederek üç defa takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır buyurdu ve sözünü şöyle devam sözüne şöyle devam etti. Müslüman kardeşini hakir görmek bir kimseye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslüman'a haramdır diyerek bu güzel ahlaki ölçülerle bizleri Efendim eyledi. bunları bize öğreterek aşağıların aşağısı bulunmaktan Efendim ahseni takvim'e doğru böyle çıkarmaya gayret etti kardeşlerim en güzel ahlak sahibi yüce ahlak sahibi yüce ahlakın pırıltılarını efendim güzelliklerini bizlere böylece bir bir öğretti. Bir kere hasetten sakınacağız. Bugünkü Müslümanların efendim birçok günahının temelinde haset yatıyor aziz kardeşlerim. Haset kadar efendim insanı kemiren, bitiren kötü huylar az bulunur yani. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki hasetçiyi memnun etmek çok zordur diyor. Yani haset ettiği kardeşinin elindeki nimetler kendisine de verilse o ondan razı olmaz. Ancak ne zaman mutlu olur hasetçi? Haset ettiği kardeşinin elindeki nimet ne zaman giderse o, o zaman mutlu olur diyor. Yani peki tedavisi nedir üstadım? Bundan kurtulmanın çaresi var mı diye efendim sorulduğunda efendim sorunu hani böyle bir soruyla e, anlamaya çalıştığımızda şöyle cevap veriyor. Hasedin tedavisi haset ettiği kardeşinin elindeki nimetin artması için ona dua etmesinden geçer diyor. E şimdi haset eden bir adam böyle bir şey yapabilir mi? Yaparsa kurtulanlardan olur. Yapması gerekir. Olması gereken bu. Ama hasetçinin haset ettiği bir şeyin artması için dua etmesi de çok zordur aziz kardeşlerim. Niye? Çünkü şeytan onu oradan yakalamıştır. Böyle bir durum hani içinize zuhur ederse, diyelim ki bir arkadaşınızın çocuğu çok başarılı. E, bu içinize böyle bir kemiriyor. Ya da efendim komşunuz güzel bir eve taşındı, güzel bir araca sahip oldu. Ya da e, arkadaşınızın çocuğuna güzel bir damat ya da arkadaşınız güzel birisiyle yuva kurdu. Örnekler çoğaltabiliriz. Böyle bir durumda içinizi böyle bir şeyler rahatsız etmeye, kemirmeye başlarsa o zaman hemen duaya sarılın. Ya Rabbi bu kardeşimin mutluluğunu artır. Ya Rabbi bu kardeşime daha güzellerini var. Elindeki nimetleri artır Ya Rabbi diye böyle dua edelim. İşte o zaman hem o hastalıktan kurtuluruz hem de o kardeşimize yaptığımız duadan dolayı hemen bir melek gelir. Ya Rabbi aynısını buna da ver. Ya Rabbi aynısını buna da ver. Ya Rabbi aynısını buna da ver, Rabbi, buna da ver diye dua eder. Öylece meleklerin duasını almış, şeytanı da kahrından çatır çatır çatlatmış olursunuz ki Müslümana yakışan tavır budur aziz kardeşlerim. Sevgili peygamberimizin uyarısı da bu minval üzere oluyor. Son bir efendim efendimizin uyarısını daha paylaşalım ve böylelikle bitirelim. Peygamberimiz Müslümana sövmeyi haksızlık saymış, onu öldürmeye kalkmayı kafire yakışan bir davranış olarak görmüştür. Dolayısıyla efendim yani bir Müslümana sövmek ve haksızlık etmek efendim yani Müslümana yakışan bir tavır olmadığını öğrenmiş oluyoruz sevgili peygamberimizin bu mübarek uyarılarından. Öyleyse bize yakışan nedir? Bir kardeşimiz bir kusur işlediğinde o kardeşime nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl elinden tutabilirim? Ve Rabbim yani bana böyle bir kötülüğü nasip etmediğin için sana teşekkür ediyorum, hamd ediyorum deyip secdeye kapanmak ve o kardeşimizin elinden tutmaya gayret etmek bize yakışan bir tavırdır. Allahu Teala Hazretleri sevgili peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmayı, Rabbimizin boyasıyla, Kur'an'ın boyasıyla boyanmayı hepimize nasip eylesin. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Art Time ofis mobilyaları Ahmet Bulutlar Ramazan derslerini sundu.